Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugünkü test konuğumuz Xiaomi'nin 10.000 mAh'lik Powerbank'i. Powerbank geliyor arkadaşlar aldığınız zaman. Yanında bir kitapçık geliyor. Kitapçığın üstünde bir tane kazımak için bölüm var. Burayı kazıyorsunuz. Oradaki kodu Xiaomi'nin sitesinde teyit ediyorsunuz. Orijinal mi değil mi buna bakıyorsunuz. İlk önce aldığınız zaman bunu yapın. Eğer bir kez kaydettirilmiştir derse orijinal oluyor. Yanında böyle kısa bir kablosu geliyor arkadaşlar. 2.1 amperlik bir çıkışı var arkadaşlar. 2 amperlik de bir giriş var ve buradan şarj ediyorsunuz. 207 gram ağırlığı var arkadaşlar cihazın. Cihazın boyu 6 santimetre civarında. Şu 2 santimetrelik bir genişliği var diyebilirim. 9 santimlik de şöyle bir genişliği var. Asus'un 10.040'tı sanırım. Asus'un 10.050 miydi neydi? O modeline çok yakın bir cihaz. Bu birazcık daha büyük, çok hafif, çok hissedilen bir şey değil arkadaşlar. Aldığımız verim de şu şekilde. 6200-6300 mAh civarında verim alıyoruz arkadaşlar. Yani 3000 mAh'lik bir telefonunuz varsa 2 kez şarj ediyor. Bir kez de bir %25, %20 vesaire getirir. Orada da kalır arkadaşlar. Güzel bir ürün. Ben bayağıdır kullanıyorum. Yani bir 2 ay vesaire falan olmuştur. Bir verim kaybı yaşamadım. Bayağı bir kullanıyorum çünkü sık sık yanımda oluyor. Hem şarj olup hem de diğer cihazı şarj edebiliyor. Kısa devre koruması, ısı koruması, kendi devre korumaları, her türlü korumaya sahip. Zaten genelde Xiaomi bu ürünlerinde LG piller kullanıyor. Bu cihazın ben içini açmadım. Ancak yani 10.400 olan da LG vardı. Bunda da sanırım LG piller vardır. Bunun 10.400'den farkı bu daha kompakt. Boyutları küçültülmüş. Bence onu almaktansa bunu almak daha iyi. Türkiye'de de zaten yurt dışıyla neredeyse aynı fiyata satılıyor. Türkiye'den de cihazı rahatlıkla alabilirsiniz. Ben N11 üzerinden almıştım. Orada indirimler vesaire vardı. Onları takip edip almıştım. Siz de oradan alabilirsiniz. Güzel bir ürün. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim. Daha büyük ürünleri almaya hiç gerek yok. Gayet işini yerine getiriyor. Bunu da tavsiye edebilirim. Asus'un kendi ürünü var. Zenpower. Onu da tavsiye edebilirim. Zaten boyutları da yakın. Umarım videomuz size faydalı olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.